sorudur ya. Tam gönlüme göre bir soru. Arkadaşlar sorumu dinleyecek misiniz? Rakı her yerde, herkesle içilir bir kere. Bence milli içkimizdir ayrıca, onu da detayla vereyim. Ama ben genelde böyle içtiğim yerden şöyle birazcık denizi görüyorsam benim için doğru yer orasıdır. Bir duygunu kontrol altına almak ister miydin? Bu hangisi olurdu? Ben insanların hayatını kötü noktalara sürükleyen, onların kafasını karıştıran her şeyin kökeninin korku olduğunu düşünüyorum, yani öyle görüyorum. Korku, kaygı gibi şeyleri çok daha iyi kontrol edebilmek isterdim. Edebildiğim kadar ediyorum ama işte nefretin de falan öncesinde geliyor benim için. Çünkü o sanki hepsini o tetikliyor gibi. Çıkış noktası, başlangıç noktası korku. Ona bir duygu demek doğru olursa tabii. Korku olurdu, onu kontrol yapsam isterdim. Hangi hayvan olmak isterdin? Başka bir hayvan olmak isterdin? Başka bir hayvan olmak isteseydin tercihin ne olurdu? Balina falan olmak isterdim. Şimdi kuş olayım, uçayım falan, öyle özgürlükçü felsefelere girmeyeceğim. Konmayan kuş yok çünkü, hepsi uçuyor ama illa bir yere konuyorsun yani. Ama yüzme devamlı bir eylem yani, sürekli. Bir stabil bir durum var yani. O yüzden yüzebiliyorsam, hem küçük balık, büyük balık birbirini yiyor falan, en büyük balık olursan kimse seni yiyemez de. Aslan marka takılırsın yani bence. Hayatında en çok eğlendiğin günü bize anlatır mısın? Böyle birçok gün oldu ama en eğlendiğim günler mümkün olduğu kadar çok sevdiğim insanla bir arada olup organize bir şeyler yaptığımız günlerde çok eğleniyorum. İnsan sevdikleriyle organize bir şekilde herkes kendi hayatından sıyrılıp bir noktada buluştuğu zaman bence inanılmaz eğlenceli geçiyor öyle günler. Evet, bu mesleği yapmasaydım şu mesleği yapardım. Üf. Ama ben çalışmıyorum ki zaten. Yaptığım şey bir meslek değil yani. Veteriner olabilirdim mesela, babam gibi. O fena değil, en azından handikaplarını da biliyorum. Tamam, ben veteriner olurdum. Şu an ne seni gülümsetirdi? Güzel bir akşam yemeği beni gülümsetir. Aldın mı? Yani sakin diyebilirim. Bir sürü şey var ama hepsinin içinde bir sükunet, sakinlik var yani. Ayrı olduğun birisi var mı? Bu sana nasıl hissettiriyor? Genelde sevdiğim insanlarla birlikte yaşamı sürdürmeye çalışıyorum. Yani zaten bir kere geliyoruz dünyaya ve zaten insan sevdiklerinden çok fazla ayrı kalamıyorum. Çok güzel bir sorular. Hepsini cevaplamak istedim ya. En sevmediğin yanın ne? Ya ben Karadenizliyim ve o yüzden çok ani yükselmelerim var yani. Bir anda çok sinirli bir insana dönüşebiliyorum ama yani kısa sürede geçiyor, fakat o an söylediğim, yaptığım şeyleri sonradan ah falan dediğim bir durum oluyor. Hani bu genetiğimde var, ne yapayım? En sevmediğim yanım herhalde bu, ani parlamam diyebilirim. Bazen insan gelecek endişesi duymamak için böyle planlar yapıyor. Yapıyorsun, o geçici, böyle o an hani kafan rahatlıyormuş gibi bir rahatlığa yol açıyor. Sonra yine bakıyorsun istediğin şeyler olmuyor ama onların getirileri aslında yine planladığın şey gibi olmuyor. Başka bir yöne gidiyor. Böyle çok olayın sende olmadığını görüyorsun. Sonra çok da endişelenecek bir şey olmadığını görüyorsun. Aşk hakkında tek bir şey öğrendim. O da her şeyi affetmez. 10 yıl sonra nerede olacaksın? Bu zamana kadar hiç çok uzun gelecekte ya da orta vadede bile çok önemli şeyler, önemli hayaller ya da planlar yaratmadım kafamda. Çünkü şunu fark ettim bir noktadan sonra. Hayat sizin tahmin edebileceğinizden ya da planlayabileceğinizden daha fazlasını sunma potansiyeline sahip olan bir şey, yapı. Siz seçimi sonsuz potansiyele bıraktığınız zaman sizin adınıza sizin tahmin edebileceğinizden daha iyi şeyler gerçekleşebiliyor. Benim hep öyle oldu. Ne zaman 5 sene önce şu an düşünebilir miydim diye şey yapsam, kontrol etsem kendimi, hayır, bu kadar iyi olabileceğini asla tahmin etmezdim. İyi ki de onun için
ne olabileceğine dair bir plan geliştirmemişim diye hep söylüyorum. 10 yıl sonrası için de eminim içinde bulunmaktan çok keyif alacağım, bir anın içinde olacağım. Her şeyin hep neden iyi yönde gelişmesin ki diye düşünen biriyim.